Evet sevgili dostlar sponsorumuz golva.com'un katkılarıyla hazırlanan videomuzu hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Nasılsınız, iyi misiniz? Dünkü maçtan sonra özellikle herhalde iyisinizdir. Gerçi videonun yüklenmesi belki bir gün sonrayı bulabilir. Dünkü maçta demeyeyim. Hemen konu dışlarıyla başlayayım. Fenerbahçe, Beko, Nigel, Hayes ile bir artı bir anlaşmaya varmıştı birkaç gün önce. Hala bekleniyor arkadaşlar resmi imza. Yıllık 600 bin euro alacağı da söyleniliyor. Polonara'dan yollar ayrıldı. O da gitmiş Efes yapmış. Fark etmez. Ifi Yumber ve Nick Kalates hamleleri hala bekleniyor. Hala bu transferler yapılmadı herhalde. Ben basketboldan çok anlamadığım için isimleri de bilmediğim için size soruyorum. Ama bu Hayes, Yumber ve Kalates'te de artık bu transferler yapılıp sezona başlanacakmış. Haberiniz olsun arkadaşlar. Onu söyleyelim. Galatasaray Haris Seferovic'i getirdi, transfer etti. Satın alma opsiyonuyla bir yıllığına kiraladı. Çok mühim bir soru soracağım. Çöplemeden önce soru soracağım. 1 milyon euro kiralama ücreti, 2,5 milyon euro opsiyon. Sizin hayalinizdeki Haris Seferovic'in opsiyonunun 6-6,5 olması gerekmiyor mu? Ya sadece size soruyorum. Sizin hayalinizdeki Seferovic, hocam kol kralı olur. Hocam ormanların kralı olur. Hocam gelsin var ya trafikte hiç kimse birbirine hatalı sorulama yapamaz. O kadar iyi bir futbolcu dediniz. Futbolcunun hani 2,5 milyon euro opsiyon saçma değil mi? Yani size göre 6-6,5 olması gerekmiyor mu? 2.3 milyon euro da maaş alacakmış. Bakalım sövüşleyicilerden mi olacak? Sövüşlemeyicilerden mi olacak? Şimdi şunu da söyleyeyim. Sercan Hamzoğlu'na yükleniyorlar ama Jesus istemedi. Hem Vegors M Seferovic bize önerildi istemedi. Şu an birçoğunuz şunu diyorsunuz. He dünkü gördük ki maçında gördük. Bunlardan biri olsaydı biz kesin maçı kazanırdık. Kesin kazanırdık. Bunlardan birinin olması lazım diyor. <laughs> ya bir kere de bir kez de deyin ki ben bilmeyebilirim. Demek ki adam biliyormuş. Bir kez ya. Bir olun olun bir kez ya. Adam Portekiz'i avucunun içi gibi bile, bilen adam istememiş arkadaşlar. Yani ya niye bir bildiği vardır demek diye bu kadar zor. Bakalım nasıl futbolcu istiyormuş onu da ben merak ettim şimdi onu da söyleyeyim. Trabzonspor 8 Temmuz'da e, alt Dik, şey alt Dik diyorum. Sosyal medyada Twitter'da verilen haber gerçekleşmiş. Erce kardeşleri 400 bin euro karşında Hatay Spor'a göndermiş. Şimdi Arda kardeşlere bakın bakalım nasıl ağır eleştiriler yiyecek. Şimdi Trabzonspor'dayken diyorduk ki yani yanlış anlaşılmasın arkadaşlar. Harbi bir konuşuyor. Bizim öyle kimseye düşmanlığımız şunun burnumuz yok. Açık söyleyeyim. Altay Bayındır ne abisi Süper Lig'de hakem olsaydı İsmet Bayındır misal veriyorum. Fenerbahçe maçtan yönetse. Fenerbahçe bir maçta bile puan kaybetmemiş olsaydı. O İsmet Bayındır'ın CSGO hesapları bile PlayStation Plus hesapları bile incelenmez mi dediğimiz zaman diyordunuz ki ya normal şeyler bunlar olabilir diye. Şimdi bakın Arda kardeşleri yerin dibine nasıl sokacaklar. Ben hani futbolcu iyidir kötüdür falan filan demiyorum. Bir de kafama takılan bir mevzu var. Ee, sözleşme fesi 400 bin euroya anlaşıldı deniliyor. Bu tabir arkadaşlar kafa karıştırabiliyor. Hani sözleşme fesi 400 bin euro ama Hatay Spor 400 bin euro bon servisinden almış diye. Burada arkadaşlar isimlendirmeyi yanlış anlamanıza gerek yok. Hani 400 bin euroyu verdi. Trabzonspor'daki sözleşmesini fesettirip Hatay Spor'a aldı. Yani bir nevi transfer gerçekleşti. Bu e, tabir kafanızın takılmasın. Marcel Tisserand ama dün oyuna girdi hocam. Marcel Tisserant'ın biz artık Udinese'ye kesin transfer olacağına yani kesin gitti gözüyle bakıyoruz. Siz de bakın zaten e, 21 Temmuz'daki videolarımızı da söyledik. Fenerbahçe'nin Piatek'in temsilcileriyle bugün Erşembe günü görüşecekleri iddiası vardı. Bilmiyorum son gelişmeler ne şekilde bakamadım. Gece bayağı rahatsızdım arkadaşlar. Hastaneye falan gittim. Geçmiş olsun dedikleriniz için teşekkürlerimi sunuyorum. Midesel bir sıkıntı vardı. Saç ekim sürecine ilgili de bazı arkadaşlar diyorlar ki hocam biz aydınlatır mısın? Şöyle söyleyeyim bu videonun altına yazın arkadaşlar. Ee, saç ekim videosu istiyoruz diye ben size süreci tamamen anlatayım. Ayrı bir video çekeyim yani biraz kanalımızın formatı dışında olacak ama süreci anlatayım. Ne yaşadıklarımı, ne kadar ödediğimi, e, memnun muyum değil miyim hepsini anlatayım arkadaşlar. Hocam piyatek nasıl sence? İyi. İnsan evladı güzel. Güzel yani piyatek futbolcu, forvet, kolonyalı, 27 yaşında. Hocam gelir mi gelmez mi? Ben ne bileyim lan? Evet, ben ne demeyeceğim, gep gelmeyeceğim. Sen beni ben kimle karşıladın ya? Ya bana, bana böyle sorun sormayın. Hadi, Ali, Bey'i Bey orada gidin, Ali Bey'in makamını ziyaret edin, ona sorun. Polonya milli takımının 23 kez formasını giyip 10 gol atmış Lewandowski'nin yedeği. 12 milyon euro piyasa değeri var. Erta Berlin forması. Sağ ayaklı. Geçen sene Fiorentina'da kiralık oynamış. Ee... ben şunu söyleyeyim. Her Berlin'in transfer marketine tıklayın. Hücum hattı orada yazıyor arkadaşlar. Kaç tane forvetleri var. Piatek en pahalıları. Joetich var. Hani ben bilmiyorum bu bana mantıklı gelmiyor. Ve Piatek'in ben sanki İtalya'da bir takımdan anlaştı diye hatırlıyorum da. Yani kimsenin de hakkına girmeyeyim. Ben öyle biliyorum arkadaşlar. Ben İtalya'da bir takımla anlaştı diye biliyorum. Sonra Plea ben Plea'yı çok istiyorum. Gerçekten bak uzun zaman sonra gözüme çarpan bir forvet. Dün Plea Fenerbahçe'de oynasaydı biz o Kiev'e kesinlikle fark atardık. Bakın kimden daha atletik? Rossi kadar hareketli, Pedro kadar becerikli bitirici bir forvet. Yani hem Pedro hem Plea Hatta hem King yani sana ileride iyi pres gücü verecek futbolcular. Tam Jesus sistemine uygun futbolcular. Onu da bekliyor. Pelkas Hal City hala açıklanmadı mı? Yani arkadaşlar bu transferi buradan döneceğini zannetmiyorum. Allah'tan bir mani gelmezse. Pelkas Hal City'de diyebilirim. Hani hem Tisserant hem Pelkas'ı ben gönderdim diyebilirim. Stoper'de çeşitli haberler sosyal medyaya düştü. Nino pahalı geldi gözler Henrique'de diye. Burada sürpriz bir durum yok. Size biz hani size ben en azından Nino'nun bütün durumlarını, durumlarını aktardım. Ne kadar istediklerini, şartları vesaire vesaire hepsini anlattım arkadaşlar. Ee, biliyorsunuz hepsini anlattım. Hani Nino pahalı evet. Ama pahalı diye vazgeçilecek futbolcu mu? Orası soru işareti. Bazı arkadaşlarımız yeterli diyor, bazı arkadaşlarımız yetersiz bakiye diyor, bazı arkadaşlarımız olabilir diyor, bazı arkadaşlarımız olmaz diyor. Bazı arkadaşlarımız selamünaleyküm aleyküm hocam nasılsın bugün diyor. Aleyküm selam kardeşim iyiyim hamdolsun sizi sormalı. Bu arada Ankara Gücü Samsun Spor'dan kaleci Nurullah Aslan'ı satın alma opsiyonunu kiralamış. Haberiniz olsun arkadaşlar. Hani şu Fenerbahçe'ye ikide bir de yazdığınız kaleci var ya. Ya bunu zamanda biz istediğimizde vermedilerdi maalesef. Ee, güven Yalçın'ı çok soran arkadaşlarım var. Güven Yalçın İtalya seri B'den Genoa'ya gidiyormuş sanırım. Ya bize bunu mu layık görüyorsunuz demem ben arkadaşlar. Takdir etmişsinizdir, sormuşsunuzdur. Ben de cevaplamaya çalışıyorum. Haberiniz olsun. Ne kadar opsiyon yazıyor ona baktım da şeyi göremedim transfer etme opsiyonunu. 550 bin euro değeri var zaten. Olcunun. Ama iyi bir kaleciydi Nurullah. Ben Giresun'un kalecisi vardı ya. Erdi can mıydı ya? Neydi? O eleman iyiydi. Kim Minji konusunda artık arkadaşlar Kim Minji kabak tadı vermeye başladı. Gidiyorsan git kalıyorsan kal olan dedirtecek hale geldi. Birçok arkadaşımız da diyor hocam mı gidiyor mu gitmiyor mu artık bir karar versin. Yakındır kap. Yakındır. Kap, kacak, çanak, çömlek yakındır arkadaşlar. Onu söyleyeyim. E, Luis Suarez'le ilgili bir duyum geldi bana da. Merak eder misiniz bilmiyorum. Borussia Dortmund'un görüştüğüne dair bir duyum aldım. Hem Dortmund hem Atletico Madrid'in görüştüğüne dair. Onu da araya sıkıştırmış olan. Ha Kim Minji yarım kalmasın. Kim yüzde %100 gidecek. Şu an için dönüş yok. Fenerbahçe Nino ile görüşme halinde. Oldu ya da olmadı diyemem. Gustavo Henrique ismini ortaya attılar ama ben Gustavo Henrique'ye sıcak bakmıyorum. Belki de 8 milyon eurodan düşsünler diye biz ortaya attırdık. Ona da bir şey diyemem. Ama Nino hedefte. Jesus istedi Fenerbahçe Uruguaylı stoperi listeye aldı. Bakın ilginç bir haber. Uzun zaman sonra yeni bir isim. Allah ilk defa görenler beğene tıklasın. Uruguaylı Agustin Rogel'i. Hocam yok Rogon'un futbolcularını istemiyorum ben. Rogon değil lan Rogel. Olsun. Rogon isimliyle benzer hiç kimseyi istemiyorum hocam. Gelmesinler. Agustin Rogel, Estudiantes'in 4,5 milyon euro piyasa değerine sahip futbolcusu 31 Aralık 2022'de sözleşmesi bitiyor. 24 yaşında Uruguaylı, Uruguaylı alırken bir dikkat etmenizi de rica ediyorum. Her gelen Lugano çıkmıyor. Ee, İtalyan pasaportuna sahip, ben size ilginç bir şey söyleyeyim mi? Çok çok ilginç bir şey söyleyeyim mi? 30 maçta 7 gol 1 asisti var. 2621 dakika. İşte bu Lugano'ya benzer. Arkadaşlar Agustin Rogel ismi. Bunun üstüne düşün. Bu ismin üstüne düşün. Ben o kadar söyleyeyim. Yani durumlar bunlar arkadaşlar. Olur olmaz ben bir şey diyemem ama Agustin Rogel'i gündemine aldı diyor. Fenerbahçe Dinamo Kiev'le beraber kaldı. Stoper araçları hızlandı. Serdar Aziz'in sakatlığı. Zaten bütün şimdi bütün tuşlara basıyor arkadaşlar. Haber yapan arkadaşlar. sonrasında ne var? Atilla Salayi serdar. Salayi bu arada hala ciddi teklifler var arkadaşlar. Ya ben hani size mahcup olmak istemiyorum. Yanlış bir şey söylemek istemiyorum ama hala diyorum. Bizim Salahi'yi tutma ihtimalimiz zor. Salayi'nin gitme ihtimali yüksek. Ciddi söylüyorum ya. Ha. Şişenat Söyledik zaten Titerante ben beklemiyorum ama e, durum bu Estudiantes forması giyiyor. Rogel 191 boyunda 24 yaşında hava hakimiyeti, top tekniğiyle ön plana çıkan isim diyor. Duran toplarda da çok başarılı bir futbolcu diyor. Al sana Fenerbahçe'yi almak için yeterli sebep. Bu arkadaşı iyi araştırın. Fenerbahçe'nin B planı John John Anthony Brooks. Anthony Brooks isminden önce bir şey söyleyeyim. Anthony Brooks isminden önce Penetra ismini ya biz niye almak istiyoruz arkadaşlar? Sol bek olan değil. O Pezzela. Toper olan. Genç. 20 yaşındaki. Amacımız şu. Al. Yetiştir. Parlat. Sat. Al. Yetiştir. Parlat. Sat. Şimdi Denay Yer ismini de dün geç bugün açıkladık ya. Videolarda söyledim. O yüzden tekrar tekrar da aynı şeyi söylemek istemiyorum. Beyimiz kararsız. Biz de kararsızız. Ben şunu söyleyeyim. İki stoper alacağımıza ben %100 eminim. Lemos, Kolkır bu iki arkadaşın Fenerbahçe ile bağı yok. Şu anda hali hazırda mevcut stoperlerimiz Atilla Salahi, Serdar Aziz arkadaşlar. Bilginiz olsun. Tisenant'ın andında ben gidişine %100 gözüyle bakıyorum. Kimmijin de %100 gözüyle bakıyorum. İkisini %100 göndermiş oluyorum. İki arkadaş da zaten gitmiş oluyorlar. İki tane stoperin kalmış oluyor. Hocam Arao da oynar. geçen Arao oynar şunu bunu. Ben size bir şey söyleyeyim mi? Bu Agustin Rogel ismiyle Penetra ismine ben sıcağım. Bakın. Birisi 24, birisi 20 yaşında. Rogel için 2'ye kadar 1.75, 1.750.000 Euro'ya falan serbest bırakılarsa ne ala şurada kalmış 5 ayları. 5 ay sonra futbolcuyu biz zaten ikna edebiliriz. Biz 5 ay dayanırız. Onlar dayanamaz diye. Bu isme odaklanın. Penetra ismini de 1-1.5 bir, bir bandına bitirmeye çalışıyoruz sonraki satıştan pay maddesiyle 3 yıllığına. Bakalım neler olacak arkadaşlar. Şimdi Kim Minji gitti gözüyle bakılıyor. Bakın Nino ile temaslara başladık ama 8'de 8 diyorlar. 8 milyon euro verilecek topçu değil. Biz 3.75'in yukarısına çıkmak istemiyoruz. Haberiniz olsun. John Anthony Brooks. Brooks bize önerilen isimlerden bir tanesi. Hatta kanalımızda hani biz ta ne zaman biz he, her mevsim duyum veriyoruz ama ta Şubat ayında önerildi bu isim. Sezon sonunda boşa çıkacak sözleşme yenilemeyecek diye. Ya Tisserant'ın yandan yemişi. Türkçesi bu. Kusuruma bakmayın. Yanlış bir cümlede kurmuş ama Tisserant'ın yandan yemişi. Yani elinde Tisserant varken bu alınır mı? İzlediğim kadarıyla söylüyorum. Yandan yemişi. Başka hiçbir şey değil. Başka hiçbir şey değil. Ha, baktığın zaman Amerika Birleşik Devletleri milli takımın formasını giyiyor ama yani zaman 2017'de 17 milyon euro almışlar. Almanya dışına çıkmamış. Yani sertliğe alışmış bir futbolcu. Ben şunu söyleyeyim. Step ne bu arkadaş? Yani yedekte tutulan isimlerden biri. Denayere şekline yansın. Belki Denayere vereceğimizin yarısı kadar vermeyeceğiz bu oyuncuya. Yani vermeyi düşündüğümüz. Bu arkadaş Step ne arkadaşlar? Yani yedekte tutuluyor. Haberiniz olsun. Ee, şu an alabilirsek Nino. Alamazsak bu Rogel, Penetra, Brox diye gidiyor. Ama iki stoper alacağımıza ben size garanti veriyorum. Onu da söyleyeyim. Şimdi e, ne diyor haberde? Rogon menajerlik şirketi. Ya Rogon olması önemli değil arkadaşlar. Rogon'a çok takılmayın. Siz yani şeyin onay olmadan, Jesus'un onay olmadan hiçbir şey olmaz. Rahat olun. Mergin Berisha Bundesliga yolcusu diyor. Bakın İki gün önce Berisha e kesin Mayıs'da diyen arkadaşlar Bizim duyumlardan sonra Kesin bu destek yolcusu ama kesin Fakat hangi takım bir şey Diyemem diyorlar ee, Bu arada Feneriyumda bir sıkıntı var Forma adetlerini hala güncellemediler ee, Durumunu konuşacağım Sırayı bozmayalım Şimdi Fenerbahçe'de kadroda düşünülmüyor Berisha e. ya sakatlığı varmış da ondan kadroya yazılmamış <laughs> son anda çıkarılmış biz de yedik. Abi çok güzel yeriz. Stuttgart'la transfer görüşmesi yapıyormuş. Biliyorsunuz iddia devidir şu Stuttgart. Stuttgart bize hiç iyi yanılmıyor. Çakallarla dansta <laughs> o filmde şey yaptı. Şimdi Fenerbahçe bir şeye transfer görüşmesi için izin verdi. Geçen hafta Almanya'da Mainz'de görüştüm. Haber Global'den Sercan Hamzoğlu'nun haberine göre 3 gün önce Stuttgart'a geçmiş 24 yaşındaki futbolcu. Burada kulüp yetkilileriyle bir araya gelmiş. Birçok konuda anlaşma sağlamış. Kulüplerin anlaşması bekliyormuş arkadaşlar. kart diyor ki satın alma opsiyonu 1 yıllık kiralayalım. Fenerbahçe diyor ki ya zorunlu opsiyon ya bonservis başka türlü göndermiyoruz diye. 4,5 milyon euronun üstünde bir şey bekliyoruz teklif bekliyoruz arkadaşlar. Hocam bir iyi değil. Çöp şöyle bir 6 milyon euro piyasa transfer market değeri var. 6 milyon euro. 24 yaşında Alman futbolcu. Doğru ellerde iyi kullanılırsa Alman milli takımda bile oynar. Neden oynamasın? Şimdi biz Mainz tut kartı kapıştırabilirsek büyük kar elde ederiz. Eğer kapıştırabilirsek. Yine de şunu söyleyeyim. Süper Lig'de 998 dakika yani yaklaşık 11 maç 4 gol 2 asist. Avrupa Ligi'nde 9 maç 3 gol 1 asist. Türkiye Kupası'nda 90 dakika oynamış golü yok. Yani iyi bir futbolcu yetenekli bir isim. Şimdi kimse yeteneğini inkar etmiyor değil mi? Aranızda yeteneğini inkar eden yok. Süper star adayı. Ama bizde olmadı. Hocam sen övüyordun. Ne oldu? Arkadaşlar ben hala övüyorum. Bak gittiği takımın sisteminde uygun olursa iş yapar. Şu Fenerbahçe'de iş yapardı ama e, gece hayatı, gündüz hayatı, namazı falan boşlamış, namazları falan kılmaz olmuş, cuma namazına falan gitmez olmuş. Ne olacak? Namazı falan boşlarsan ne olacak? Allah'ın işte şefkat tokadını yersin böyle. Fakat işe için 4-4.5 iyidir. 4.5 Berisha'dan alsak 2.5 Samatta'dan alsak 6-7 milyon euro. Ver para. Bu arada Berisha için de 5 milyon euro fazladan ödüyoruz biz Galatasaray'dan. Ya bu inşallah kızmıyorsunuz Galatasaraylı arkadaşlar. Hani ben size doğru yolu anlatmaya çalışıyorum. İşin doğrusunu konuşmaya çalışıyorum. Biraz da harbi harbi konuşmaya çalışıyorum. Bu Pedro olayında bilmeyen arkadaşlar için Galatasaraylı bir yorumcu çıkmış. Diyor ki Fenerbahçe diyor Pedro için Galatasaray'dan 5 milyon euro fazla para vermiş. Ulan akıl mantık sığıyor mu? Aklına mantığına gerçekten yatıyor mu? Ya Galatasaray Fenerbahçe bir tanesinin Avrupa'da Avrupa'da yok. Ligi 13. bitirmiş. Okan Buruk gibi. Hani bir kez şampiyon olmuş ama kimse sonra tercih etmemiş. Ne hikmetse. Öyle bir teknik adamla yola gidiyor. İşler karışık. Durumlar karışık. Kadro kalitesi değeri düşük. Transfer market değeri. Öbür tarafı Fenerbahçe. Şampiyonlar Ligi elemesi. Dünyanın sayılı teknik adamlarından biri gelmiş. Müthiş yapılanma. Taraftar desteği şu bu Avrupa'da adından söz ettiriyor. Dinamo Kiev'le maçı var falan filan. Tanımlılık derecesi yüksek. Hazırlık maçlarında pozitif değer almış. Ya akıl mantık olarak iki futbol yani iki takımda aynı parayı verse ben hani herkes Fenerbahçe'yi seçer. Niye Galatasaray'ı seçsin? Avrupa şey yapmış Burada kendini gösterir. Daha iyi paraları daha iyi yerlere gider. Şartlar aynı bile olsa diyorum. Fenerbahçe niye para yükseltsin? Forma satışından Fenerbahçe'ye dev gelir arkadaşlar. Bunu da konuşalım. Hesap makinemi açmam lazım. Şimdi yeni sezon formaları satışa sundu Fenerbahçe ve taraftarların yoğun ilgi sonrası ilk günde büyük bir gelir elde etti. 629 TL formaların satışı. Ben kendi bildiğimden bahsediyorum arkadaşlar. Tamam benim bildiğimi ee kabul edersiniz etmezsiniz bir şey diyemem. Benim bildiğim kar 309 TL. Yani Fenerbahçe'ye her forma satışında 309 TL kalıyor. İster Puma'da satılsın, Puma.com'da satılsın, ister Fenerium'da satılsın. Bilginiz olsun. Fenerbahçe'ye ilk 24 saatte 39.435. Hemen hesaplayalım. 39.435 çarpı 629 TL. 24 milyon TL. TL yapıyor arkadaşlar. Kar olarak hesaplayalım hocam. 309'u çarp 39.435 ile 12 milyon liralık bir kar. Ben e, az önce niye dedim arkadaşlar? Yani şey güncellemede. Bildiğim kadarıyla 61 bin rakamına ulaşıldı. 61 bine ulaşıldı diyebiliyorum. Öyle hissediyorum. Biliyorum demeyeyim de diye, hissediyorum diyelim. 61 bin satılmış olsun. Hocam sen burada bak Trabzon'a laf sokuyoruz Da manyak manyak şey yapmayın ya. Her lafın altında bir şey yaramıyor. 61 bin satıldı diyelim. Her formada 309 TL kar diyelim. Kar. 18 milyon 849 bin TL. Hayır. Karı hesaplamayın. Karı sonra hesaplayın. 61 bini siz 629 da çarpın. 38.369.000 bin, bin. yani yaklaşık 40 milyon lira. Niye bundan çarpın biliyor musunuz arkadaşlar? Çünkü satılan pa formanın parası Fenerbahçe kasasında. Yani Fenerbahçe'nin e, belli aralıklarla o parayı teslim etme zorunluluğu var. Nasıl anlatayım ki size? E, şöyle anlatayım dur. Kaç liralık forma satıldı? 50 milyon TL'lik. 50 milyon TL Fenerbahçe kasasında duruyor. İstediğimiz gibi kullanabiliyoruz. Ödeme günleri yani bizim Puma'ya işte şu kadar sattık alın deme günlerimiz misal veriyorum 3 ayda bir periyotlar halinde. Temmuz'da satışa başladı. Ağustos, Eylül, Ekim. Ekim'de diyoruz ki biz şu kadarlık satış yaptık. Misal veriyorum 50 milyon liralık satış yaptık. Hani 25'i sizin 25'i bizim mantığıyla. Alın 25 milyon liranız. Yani bize 3 aylık dönem halinde kullanabileceğimiz 25 milyon lira çıktı. Bir tane forbet alınır hocam buna. Baktığınız zaman yaklaşık bir buçuk milyon euro yapıyor. Hiçbir şey değil. Hiçbir şey değil. Ama kısa vadede, uzun vadede sen borç ödüyorsun. Senin ödemelerin var. Senin aylık taksit ödemelerin var. Şu var ya ilaç oluyor ilaç. Yani adamdan, adama vereceğin 50 milyon lirayı alıp bir aylık, iki aylık taksiti öte, öteleyip şey yapman sana ilaç oluyor. Anladınız mı arkadaşlar? İlaç oluyor. O yüzden üstünü söylüyorum. Ha maddi durumunuz vardır yoktur bir şey diyemem. Fenerbahçe'ye bağlılığınız, sevginizi kimse sorgulayamaz. Ama alma durumunuz varsa forma alabilirsiniz. Çok mu kaliteli formalar? Bence kaliteli. Bir tek armayı beğenmedim. Yani armanın şeyini beğenmedim. Dikişli arkadaşlar. Bak şöyle dikişli bir şey. Hani biraz daha parlak böyle cafcaflı bir şey olabilir. Ha şu ama Puma logosuyla Fenerbahçe arması geçtiğimiz sezonun formalarında yıprandı. Yani böyle bir olay yaşandığı için muhtemelen ona tedbir olarak bunu yaptılar. Yani yıpranma yaşandığı için. Yoksa ee, haberiniz olsun arkadaşlar. Benim aktaracaklarım, benim söyleyeceklerim bu kadar. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun arkadaşlar. Baya baya da güzel duyumlar verdim. Videoya hangi başlık koyacağımı bilmiyorum ama. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere inşallah.